Gündemde ne var? Dünde ne var? Bugüne ne yansıdı? Bugün ne olacak? Ona bakacağız. İlk haberimiz Atatürk Havalimanı meselesiyle ilgili olan haber. Çok fazla uzun tutmayacağım. Çok fazla gündemde aslında tutmak istemediğimiz, memleketin gündeminin, ülkenin gündeminin daha farklı şeyler olmasını istediğimiz için sayın seyirciler, bu Millet Bahçesi meselesini hızlıca geçeceğim. Şöyle, yeni Millet Bahçesi projesinin detayları açıklandı. 2-3 gün önce bunun eleştirisinde bulunmuştuk. Evet, bu proje güzel bir projeye benziyor ama bu halka güzel anlatılsın. Nasıl yapılacağı, kaç metrekare alanda yeşil alan olacak, ne kadar ağaç dikilecek, işte sergi salonları, galeri salonları, servisleri, şunlar bunlar nasıl olacak? Bunları çok iyi anlatılması lazım. Vatandaşın buna ikna olması lazım demiştik. Zaten yetkililerin de bu anlamda hazırladıkları bir tanıtım videosu varmış, çalışması varmış daha doğrusu. Dün açıkladılar, dün yayınladılar. Güzel projeyle New York'taki meşhur o Central Park'a benziyor. Hatta onun daha büyüğü İstanbul'da yapılacak, öyle görünüyor. İlk fidanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, yani 29 Mayıs'ta dikilecek. Eğer fidan görmek için bu kadar sabırsızlanıyorsanız sizler, yazın cayır cayır yaktığınız, daha doğrusu yakılan yerler o fidanları dikin. Binlerce ağacın, on binlerce ağacın dikilebileceği bir alan olmasına itiraz ederseniz bu ne yaman çelişkidir. Talimat aldım, mecburdum diyeceğiniz bir iş değildir. Tekrar ediyorum, bunun adı vatana ihanettir. Meselenin Atatürk değil, ülkenin ve milletin kazanımları olduğu izaha ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Muhalefetin karşı çıktığı Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin detayları açıklandı. Ortaya atılan iddialara da yanıt verildi. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. İmara açılmayacak. Herhangi bir konut projesi, herhangi bir ticari ünite bu alana yapılmayacak. Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılması için çalışmalar başladı. İş makineleri havalimanına girdi. Hemen sağ tarafımızda bulunan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi İstanbul'un adeta oksijen deposu olacak. Öyle ki Millet Bahçesi alanına 132.500 ağaç dikilecek ve tamamlandığında ise dünyanın en büyük sayılı yeşil alanlarından biri haline gelecek. Atatürk Havalimanı'na ne yaparsınız mesela? Bizim için İstanbul'un en büyük ihtiyacı olan şey yeşil alan. Yeşil. Projeyle New York'taki meşhur Central Park'tan daha büyük yeşil alan İstanbul'a kazandırılacak. Megakentin merkezinde yapılan Millet Bahçesi 5.061.000 metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. Havalimanının Florya tarafındaki pistte ise dokunulmayacak. Bu bölümün %30'unda genel havacılık, %9'unda ise askeri havacılık faaliyetleri devam ettirilecek. Dev Millet Bahçesi projesi ayrıca vatandaşların dinlenebileceği, spor yapabileceği, konserlerin verileceği kültür merkezi olacak. Yapılacak olan Millet Bahçesi ayrıca İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak ve projenin Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Millet Bahçesi'ne ilk fidanın 29 Mayıs'ta dikileceğini müjdeledi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıkladı. İnşallah 29 Mayıs'ı da Bay Kemal, istersen sen de gel. Evet. Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız.